Avrasya gündeminden merhaba sevgili seyirciler. Bugün 6 Ekim 2021 Çarşamba, dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle karşınızdayız. Ankara, Türkiye ile Yunanistan arasındaki 63. tur istişare görüşmelerine ev sahipliği yapıyor. İki ülke arasında Ege ve Doğu Akdeniz'deki işte tüm sorunlar masaya yatırılıyor Ankara'da. Toplantıları TRT Diplomasi muhabiri Enes Polat takip ediyor. Ayrıntılar alacağız ondan birazdan. Koronavirüs Bilim Kurulu da bugün toplanacak. Salgının seyrini, aşılamada gelinen son noktayı değerlendirilecekler. Toplantıya ilişkin detayları, notları da bize Çağla Gül Tuncer aktaracak. Sevgili seyirciler, Avrupa'da elektrik ve doğalgaza %10 zam daha geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den açıklamalar var. Avrupa enerji piyasalarında histeri yaşanıyor dedi. İşte tüm bu gelişmeleri konuşacağız ve sokağa yansımalarını tabii ki TRT Brüksel temsilcisi döndü sarı ışıkla. Enerji maliyetleri artarken Türkiye alternatif enerji kaynaklarını hızla devreye alıyor. Sevgili seyirciler, rüzgar enerjisinde yılın ilk yarısında 1280 megawattlık yeni güç devreye alındı. Bu ne anlama geliyor? İşte onu da bize muhabir arkadaşımız Levent Macar, Gaziantep Nurdağı'ndan anlatacak. Avrupa Birliği Batı Balkanlar Zirvesi Slovenya'da toplanıyor. Zirve gündemine ilişkin notları Saraybosna muhabirimiz Ufuk Şahin'den alacağız. İsrail'den yeni normalleşme sinyalleri geldi. Dışişleri Bakanı Lapid, bazı ülkelerle normalleşme anlaşmaları imzalama sürecinde olduklarını ileri sürdü ancak isim vermedi. Biz de bu ülkeler hangileri olabilir diye soracağız Kudüs temsilcimiz Kubilay Çakır'a. Azerbaycan yolcu uçakları uzun sürenin ardından ilk kez Ermenistan hava sahasını kullanmaya başladı. Ayrıntıları aktaracak Fatih Avanos Bakü'den. Avrupa Birliği heyeti Kazakistan'da temaslarda bulunuyor. Özbekistan'da da tekstil makineleri fuarı başladı. Türk dünyasından son gelişmelerde bültenimizde canlı yayında canlı bağlantılarla olacak. Başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in küresel bir temsile sahip olmadığını söyledi. 1,5 milyar Müslümanı yok sayan bir sistem olabilir mi? Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılandırmasını öneriyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya'da düzenlenen 7. Varşova Güvenlik Forumu'nda konuştu. NATO'nun birlik ve bütünlüğü, savunma kabiliyetimiz kadar önemli dedi. Çavuşoğlu'nun gündeminde Rusya ve Çin'le de ilişkiler de vardı. Moskova ile Ukrayna, Gürcistan ve Kırım meselelerinde görüş ayrılığı olduğunu belirtti. Çin'le de rekabetten ziyade işbirliğinden yanayız mesajı verdi. Gürcistan, Türkiye, Azerbaycan Savunma Bakanları toplantısı Gürcistan'ın Tel Aviv kentinde yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı toplantıda güçlü işbirliğinin bölgenin güvenlik, barış ve istikrar açısından önem taşıdığı vurgulandı. Üçlü görüşme sonuç bildirgesi imzalandı. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 236 milyon 560 bini geçti. 4 milyon 830 binden fazla kişi hayatını kaybetti. ABD Sağlık Bakanlığı aşılamaya dikkat çekti. Aşıların vaka ve can kaybı sayısını düşürdüğünü açıkladı. Avrupa İlaç Ajansı, Merck şirketinin koronavirüse karşı geliştirdiği ilacın inceleneceğini duyurdu. Transatlantik ortaklığına çatlak giderek büyüyor. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avustralya'nın anlaşmasından sonra çıkan krize çare aranıyor. Gerilimin ardından normalleşmeye yönelik adım ABD'den geldi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü. Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Bagram hava üssüne Çin askerlerinin yerleştiği yolundaki haberlere Taliban yönetiminden yalanlama geldi. Taliban, yabancı askerlerin ülkeye girme izninin olmadığını ifade etti. Birleşmiş Milletler ise acil yardım yapılmazsa Afganistan'da milyonlarca insan açlıktan ölecek uyarısı yaptı. Yunanistan'da ırkçı görüşleriyle bilinen İktidar Partisi milletvekili Bogdanos partisinden ihraç edildi. Bogdanos'un parlamentoda Yunanistan'ın komünist tehditle karşı karşıya olduğu açıklaması iktidar ve muhalefetin ortak tepkisine neden olmuştu. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ülkesinin adını açıklayamayacağı bazı ülkelerle normalleşme anlaşmaları imzalama sürecinde olduğunu ileri sürdü. Çin'in Tianwen-1 görevi kapsamında Mars'a gönderdiği keşif araçlarının güneş kesintisi nedeniyle faaliyetlerine ara verdiği bildirildi.
Rusya uzaylı çekeceği film için ilk adımı attı. The Challenge isimli filmin çekimi için uzaya ekip gönderdi. Soyuz MS-19 uzay mekiğinin taşıdığı ekip uzay istasyonuna ulaştı. Ekibin ilk görüntüleri paylaşıldı. Öne çıkan gelişmeler böyleydi dünyada, bölgemizde, ülkemizde. Sevgili seyirciler, detaylarına ayrıntılı olarak bakacağız. Salgınla ilgili gelişmelerle başlayalım bugün bültene. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 236 milyon 560 bini geçti. 4 milyon 830 binden fazla kişi hayatını kaybetti dünyada. Sevgili seyirciler, ABD Sağlık Bakanlığı aşılamaya dikkat çekti. Aşıların vaka ve can kaybı sayısını düşürdüğünü açıkladı. Avrupa İlaç Ajansı, Merck şirketinin koronavirüse karşı geliştirdiği ilacın inceleneceğini duyurdu. Vakaların her gün geçtikçe arttığı Rusya'da ise yeni önlemler gündemde. Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanlığı, aşıların 2021'in ilk çeyreğinde 40 bine yakın can kaybını ve en az çeyrek milyon vakayı önlediğini açıkladı. ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson, ilk dozu olmuş 18 yaş ve üzeri kişilere ikinci destek aşısı onayı için Gıda ve İlaç Dairesi'ne talepte bulundu. Avrupa İlaç Ajansı, Amerikan ilaç şirketi Merck tarafından üzerinde çalışıldığı duyurulan ilaca dair açıklama yaptı. Ölüm riskini %50 azalttığı duyurulan deney aşamasındaki ilacın inceleneceği belirtildi. Salgında zor günler yaşayan Rusya'da Putin hükümet üyeleriyle görüştü. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, vakaların arttığını ve durumun zorlaştığını belirtti. 67 bölgede vakaların ciddi oranda arttığını kaydeden Golikova, yeni önlemlerin alınması yönünde çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Sınırlarını Kasım ayında açmaya hazırlanan Avustralya'da Başbakan Scott Morrison, önceliğin yurt dışındaki Avustralyalılara verileceğini söyledi. Ülkeye geleceklerdeki bir sonraki önceliğin vasıflı göçmenler ve öğrencilerin olacağını belirten Morrison, turistlerin 2022'den itibaren kabul edilebileceğini belirtti. Guatemala'da aşı yaptırmak istemeyen köylüler aşı için gelen sağlık çalışanlarını 7 saat boyunca alıkoydu. Polis ve yerel yetkililerin görüştüğü köylüler, sağlık çalışanlarının getirdiği 50 doz aşıyı imha ettikten sonra 11 kişilik ekibi serbest bıraktı. Dünya Sağlık Örgütü, salgınla mücadele kapsamında Güney Sudan'a oksijen üretim tesisi kurdu. Tesisin günde 2500 litre oksijen üretmesi hedefleniyor. Türkiye'de vakalar sevgili seyirciler günlük 30 bin düzeyine dayandı. Can kayıpları 200'ün üzerinde bir süredir. İşte Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu da bugün toplanacak. Hem salgının seyri hem aşılamada gelinen nokta değerlendirilecek. Sağlık muhabirimiz Çağla Gül Tuncer toplantıyı takip edecek. Ayrıntılar alalım ondan. Türkiye'deki son durum ne? Bilim kurulunun gündeminde hangi başlıklar var? Yeni kararlar, yeni tedbirler gündeme gelebilir mi? Senden alalım detayları. Coşkun Özen, senin de belirttiğin gibi vaka sayıları 30 bin sınırında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce 20 bin ve üzerinin riskli olduğunu söylemişti ama uzun bir süredir vakalar hemen hemen aynı seyirde. İşte bu tablo konuşulacak bilim kurulunda, vakaların azaltılması için izlenebilecek yol haritası bir kez daha ele alınacak. Toplantı video konferans yöntemiyle yapılacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında. Tabii sadece vaka durumu değil, aşılamalar da görüşülecek ki aşılama vakaların azaltılmasında en önemli silah. Bu anlamda şu anda ikinci doz aşılamalara ağırlık verilmiş durumda. %70'in üzerinde ikinci doz aşılama yapıldı ama hedef toplumsal bağışıklık. Bu kapsamda %80'den fazla ikinci doz, tam doz aşılama hedefleniyor. İşte bunun için atılabilecek yeni adımlarda yine bilim kurulunda görüşülecek ve salgının okullardaki seyri de elbette ki önemli. Kapalı alanlar görüşülecek, okullardaki durum bilim kurulunda görüşülecek. Öte yandan yerli aşı çalışmaları da yine önemli. Özellikle bu ayın sonunda seri üretime geçmesi bekleniyordu TÜRKOVAK'ın. Buna dair gelişmeler de yine ele alınacak. BioNTech aşılarının 3. dozları da gündemdeydi. Türkiye'de 6. veya 8. aydan sonra yapılması hedefleniyordu, planlanıyordu. İşte buna dair yol haritası da bilim kurulunda görüşülecek. Dediğim gibi saat 17'de başlayacak video konferans yöntemiyle yapılacak toplantı ve ardından yazılı açıklama olacak. Salgınla mücadelede seyri belirleyecek olan kararlar işte bu toplantılarda alınıyor. Detayları aldık Çağla Gül Tuncer'den. Sevgili seyirciler, Kanada'da yapılan son araştırmalar ülkedeki iş gücü ihtiyacının giderek arttığını gösterdi. Ülkedeki en büyük eleman açığının sağlık sektöründe yaşandığı belirtildi. Koronavirüs salgınının mevcut iş gücü ihtiyacını
daha da kötüleştirdiği kaydedildi. Kanada'da iş gücü ihtiyacı had safhada. Açıklama Kanada İstatistik Kurumu'ndan geldi. Yapılan araştırmalar sonucu elde edilen verilere göre ülkede yaklaşık 732 bin elemana ihtiyaç var. Ülkedeki işletmelerin %64'ü de iş gücü sıkıntısı nedeniyle büyüyemiyor. Eleman açığının en fazla olduğu alan sağlık sektörü. Bu sektörde en az 100 bin kişilik açık bulunuyor. Hizmet sektörü 89 bin kişiyle en fazla eleman açığının bulunduğu ikinci sektör. Kanada ekonomisinin bel kemiği olan sanayi ve imalat sektöründeki eleman ihtiyacı ise salgın sonrası tavan yaptı. Araştırmaya göre perakende sektöründeki eleman ihtiyacı 84.300, imalat ve sanayi sektöründeki ihtiyaç 65.900 oldu. Kanada genelinde 2021 yılının ikinci çeyreğindeki tır şoförü açığı ise 18.000'e yükseldi. Uzmanlar salgının iş gücü sıkıntısı yaratmadığını, sadece mevcut bir sorunu daha da kötüleştirdiği görüşünde. Kanadalıların %16'sının 65 yaş üzerinde olduğuna dikkat çeken uzmanlar, gelecek 5 yıl içerisindeki birçok çalışanın emekli olacağını, buna karşın genç nüfusun iş piyasasına girmemesinin asıl sorun olduğunu belirtiyor. Evet, küresel salgınla ilgili gelişmeler böyle. Bir başka küresel sorun, Birleşmiş Milletler'de temsil sorunu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha bu soruna değindi ve Birleşmiş Milletler'in küresel bir temsile sahip olmadığını söyledi. 1,5 milyar Müslümanı yok sayan bir sistem olabilir mi? Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılandırılmasını öneriyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç ve dış gelişmelere ilişkin Kriter Dergisi'ne değerlendirmelerde bulundu. Küresel sistemin derin bir krizle karşı karşıya kaldığını söyledi. Birleşmiş Milletler'in krizlere cevap üretmede işlevsiz kaldığını belirtti. BM'nin yeniden yapılandırılmasını öneriyoruz. Ortada bir sorun var. Kuralları inşa edenler bu kurallara uymuyorlar. Daha kötü olan noktaysa bu kurallardan sadece kendilerini muaf tutuyorlar. Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de 1,5 milyar Müslüman yok sayıldı dedi. Kültürel olarak çeşitli olmayan, medeniyet olarak kapsayıcı olamayan bir BM Güvenlik Konseyi barışı ve huzuru sağlayabilir mi? Sağlayamadığı zaten ortada. BM'yi daha şeffaf ve uluslararası topluma hesap verebilir bir kurum haline getirmek zorundayız. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin uluslararası alanda haklarını korumaya devam edeceğinin altını çizdi. Masa başında üretilmiş haritaları kabul mü edeceğiz? Yanı başımızda kurulmaya çalışılan terör koridoruna karşılık vermeyecek ve seyirci mi kalacağız? Elbette seyirci kalmamız mümkün değil. Uluslararası hukuku bahane eden çifte standardı kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya siyasetinde yeni bir uluslararası sistemin ortaya çıktığını söyledi. Yüzyıllara sari Batı hegemonyası artık bitmiştir. Yeni bir uluslararası sistem ortaya çıkıyor. Yalnızca büyük güçlerin dediğinin olduğu bir dünyada yaşamıyoruz artık. Dünya, modası geçmiş klişelerden artık çok sıkıldı. Suriye'deki son durum da Erdoğan'ın gündemindeydi. Önceliklerinin bölgenin terör örgütlerinden tamamen temizlenmesi olduğunu belirtti. Göz göre göre terör örgütü YPG'nin propagandasını yapıyorlar. Hep şunu söyledik, terör tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Terör örgütleri arasında ayrım yapıyorlar. Bu kabul edilemez. Erdoğan, iklim anlaşmasının 2053 vizyonlarının ana unsurlarından olduğunu da vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları böyleydi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da değerlendirmeler var. NATO'nun birlik ve bütünlüğü savunma kabiliyetimiz kadar önemli dedi Çavuşoğlu. Polonya'da düzenlenen 7. Varşova Güvenlik Forumu'nda konuştu. Gündeminde Rusya ve Çin'le ilişkiler de vardı. Moskova ile Ukrayna, Gürcistan ve Kırım meselelerinde görüş ayrılığı olduğunu belirtti. Çin'le de rekabetten ziyade işbirliğinden yanayız dedi. NATO içindeki bazı üye ülkeler işbirliklerinden ziyade caydırma politikasından yana. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Polonya'da bu mesajı verdi. Çavuşoğlu 7. Varşova Güvenlik Forumu'na katıldı. Gündeminde NATO ittifakı vardı. NATO'nun birliği ve bütünlüğü savunma kabiliyetimiz kadar önemlidir. Avrupa Atlantik güvenliğinin bölünmezliği NATO'nun temel ilkesidir. Çavuşoğlu, Moskova ile ilişkilere de değindi. Rusya ile ilişkilerimizde oldukça samimi ve açığız dedi. Ukrayna, Gürcistan ve Kırım meselelerinde iki ülke arasında görüş ayrılığı olduğunu belirtti.
Türkiye, Polonya, Romanya üçlü mekanizmasına dikkat çekti. Bunun bir üst seviyeye çıkarılacağını dile getirdi. Gelecek sene Türkiye'de liderler düzeyinde bir toplantı yapılacağını ifade etti. Bir soru üzerine Çin'le ilişkileri de değinen Çavuşoğlu, prensip olarak Türkiye rekabetten ziyade Çin'le işbirliği ve diyalogdan yana dedi. İngiltere, ABD ve Avustralya'nın Fransa ile yaşadığı AUKUS krizine değindi. Bölge, ABD ve Çin arasındaki rekabetten endişeli. Bu çekişme müttefikleri de etkiliyor. NATO, Çin'i Rusya gibi bir tehdit olarak değil, bir zorluk olarak görüyor. Bu zorluğu birlikte aşmalıyız. ABD ve Batı ülkelerinin Çin'in etki alanından rahatsız olduğunu da belirtti Çavuşoğlu. Asıl sorunun Çin'e bir alternatif bulunamaması olduğuna işaret etti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Varşova'da Polonya Temsilciler Meclisi Başkanı, AGİT Genel Sekreteri ve Macaristan Dışişleri Bakanı ile de bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'la diyalog kanallarının açık kalmasının en samimi temennisi olduğunu söyledi. Savunma Bakanları toplantısı için Gürcistan'da bulunan Bakan Akar, toplantı sonrası Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunları değerlendirdi. Gürcistan'ın Tel Aviv kentinde Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları toplantısı düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Azerbaycanlı ve Gürcü mevkidaşları Zakir Hasanov ve Juhanşer Burçuladze toplantı sonunda üçlü görüşme sonuç bildirgesi imzaladı. Ortak basın toplantısında üçlü işbirliğinin bölgenin güvenlik, barış ve istikrarı açısından önem taşıdığı vurgulandı. Ülkelerimiz arasında, bu üç ülke arasındaki ilişkilerimizin her geçen gün gelişeceğine, gelişmekte olduğunu görüyoruz. Memnuniyetle bunu müşahede ediyoruz. Bu sadece ülkelerimiz için değil, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye için değil, aynı zamanda bölgedeki diğer ülkeler için de örnek olması temenni ediyoruz. Hulusi Akar, üçlü görüşme sonrası gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Akar, Yunanistan'la yaşanan sorunların çözümünde uluslararası hukuka vurgu yaptı, sorunların iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz dedi. Milli Savunma Bakanı bir gazetecinin Nautical Geo araştırma gemisinin Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal etme teşebbüsüne ilişkin sorusuna da cevap verdi. Yunanistan'ın taciz ve ihlallerini ısrarla sürdürdüğünü belirten Bakan Akar, bölgede herhangi bir oldu bittiye izin verilmeyeceğinin altını çizdi. Hulusi Akar, Türkiye ve Yunanistan arasındaki istişari ve güven artırıcı görüşmelerle NATO karargahındaki ayrıştırma usulleri toplantılarını da diyaloğun geliştirilmesi için birer fırsat olarak nitelendirdi. Evet, diyalog kanallarının açık olması son derece önemli. İki ülke arasında tüm sorunlar işte bugün Ankara'da düzenlenen Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerde de ele alınıyor. O toplantıyı da diplomasi muhabirimiz Enes Polat takip ediyor. Şimdi biraz önce Sayın Akar'ın açıklamalarını da aktardık. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da defaten vurguladı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlar çözülemeyecek sorunlar değil ama yıllardan bu yana da süre gelip gidiyor. İşte başta Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere. Bugün 63. kez bir araya geldi iki ülke heyetleri. Gündemde neler var, neler konuşuluyor sana soralım. Coşkun Özen, evet az önce aslında bültenimizde de izlettik. Bizim Türkiye'nin Ankara'nın bu konuya yaklaşımı gayet net. Açıkladı, diyalogdan yanayız. Çünkü aslında iki ülke arasındaki gerginlik son zamanlarda özellikle de Yunanistan'ın o kışkırtıcı eylemleriyle yükselmişti. Özellikle Doğu Akdeniz ve Ege'de o provokatif eylemler karşısında neticesinde tarafların aynı masa etrafında bir araya gelmesi oldukça önemli. Bunun altını çizelim, bu diyalog diplomasi kanallarının açık olduğunu gösteriyor. Ankara tabii diyalogdan yana olduğuna az önceki bültenimizde de izledik hep beraber. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bunun altını çizmişti. Ankara diyalogdan yana barışçıl yöntemlerle iki arasındaki sorunlar çözülebilir. Sorunların en başında ise Doğu Akdeniz ve Ege'deki o anlaşmazlıklar geliyor. İşte burada taraflar bunlara diplomatik bir çözüm bulabilmek için bir araya geldi. Saat 11'de başladı görüşme. Yaklaşık 2 saat Dışişleri Bakanlığı'nda sürdü ve ardından yemek için heyetler ayrıldı ve görüşmeler Dışişleri Bakanlığı dışarısında da devam edecek ve görüşmelerin ardından da bir yazılı açıklama bekliyoruz ki o yazılı açıklamada aslında görüşmenin seyri ve bundan sonra atılacak adımlar içinde ipuçları yer alacak. Biraz da bu görüşmelerin tarihini hatırlayacak olursak taraflar ilk olarak 2002 yılında bir araya gelmişti sorunların çözümü için. Ondan sonra da düzenli olarak da 2016 yılına kadar devam etti. Ancak Yunanistan'ın tutumundan dolayı 2016'dan sonra taraflar bir araya gelemedi. Ta ki bu senenin başında Ankara'nın çağrısıyla İstanbul'da tekrar görüşmelere başlandı. O zamanki ismi istikşafi görüşmelerdi ve o görüşmenin ismi de aslında değişerek istişari görüşmelerdi.
görüşmelerine de döndü. Ve son görüşme de Atina'da gerçekleşmişti ve bugün de taraflar Ankara'nın ev sahipliğinde bir kez daha bir araya geldi ve başta Doğu Akdeniz ve Ege'deki sorunlar olmak üzere atılabilecek olan adımları masaya yatıracak Coşkun Özen. Ülke arasında diyalog kanalları açık dedik. İşte istişari görüşmeler devam ediyor. Tüm sorunlar bugün masada Ankara'da konuşuluyor. Enes Polat aktardı Türk ve Yunan heyetleri arasındaki görüşmelerin detaylarını. Şimdi Avrupa'ya gideceğiz sevgili seyirciler. Bültenlerimizde aktarıyoruz sürekli enerji fiyatları. Önümüzdeki dönemde çok sık konuşacağız hele kış boyunca. Avrupa'da enerji fiyatları artmaya devam ediyor sevgili seyirciler. Elektrik ve doğalgaza %10 zam daha yapıldı. Daha diyorum çünkü yaklaşık bir yıldan bu yana yapılan zamların oranı neredeyse fiyatları ikiye katladı. Şimdi Brüksel'e gidelim. TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarışık karşımızda. Hafta başında seninle yaptığımız yayında İngiltere'deki akaryakıt krizini konuşurken sen bize dedin ki aslında bu buzdağının görünen kısmı. Aşağıda müthiş bir sıkıntı var. Ne konusunda? Artan enerji maliyetleri konusunda. Pek çok ülke Avrupa'da. İşte İtalya, Fransa, Hollanda, Almanya enerji fiyatlarındaki artış son derece yukarıya doğru hızla seyrediyor. İkiye katlandı neredeyse. Son zam %10. Hem buna ilişkin uzmanların değerlendirmelerini, sonrasına ilişkin senden alalım. Hem de sokaktaki yansımalarını. Salgın döneminde zaten ekonomiler daralmıştı, gelirler azalmıştı. Bu durumda önümüzdeki kış daha da mı zorlanacak tüketiciler diye sana soralım. Coşkun Özen, Avrupa Birliği'nin özellikle son yıllarda karbon emisyonunu düşürmek için uyguladığı politika ve teşvikler doğrultusunda karbon kaynaklarının kullanımı giderek azaltılmıştı. Kömür gibi, Almanya gibi bazı ülkeler nükleeri de yavaş yavaş terk etmeye başlamışlardı. Bu durumda da doğalgaz sadece ısınma amaçlı değil, aynı zamanda elektrik üretimi için ve sanayinin pek çok alanı için temel kaynak, enerji kaynağı haline gelmişti. Avrupa Birliği'nin de iki önemli tedarikçisi vardı. Bunlardan bir tanesi Norveç, Kuzey Denizi'nden gelen rezervler. Bir diğeri ise Rusya'ydı. Rusya ise Ukrayna ile yaşadığı krizin ardından biraz da Avrupa Birliği'ne her kış öncesi zaman zaman doğalgaz akışının kısıtlanması karşılıklı o ekonomik manevralar esnasında doğalgaz kartını oynadığını biliyoruz. Rusya ise son haftalarda Ukrayna üzerinden geçen hatta %70'e varan bir azalmaya, kesintiye gitti. Diğer müşterilerime de gaz tedarik etmem gerekiyor dedi. Bu da Türk akımı üzerinden Bulgaristan ve Macaristan rotası anlamına geliyor. Aslında bazı Doğu Avrupa ülkeleri bu rota sebebiyle etkilenmedi. Ama Avrupa Birliği'nin geneline baktığımız zaman piyasalarda zaten bir tedirginlik vardı. Bu da otomatik olarak arz talep dengesini bir anlamda daha da zorluyor. Şu anda %10 artışla nasıl bir maliyette karşı karşıya Avrupalı tüketici diyecek olursak faturalarda yıllık en az 700 avroluk bir artıştan bahsediyoruz. Bu doğalgaz için 600'ün üzerine çıkarken elektrik için 116 avro. Avrupa genelinde faturalar iki şekilde hazırlanıyor. Bazı doğalgaz elektrik dağıtım şirketleri sabit tarife üzerinden müşterileriyle sözleşme imzalarken bazıları ise aylık olarak fiyatların artması ve azalması piyasa koşullarına göre fiyat değişimine gidebiliyorlar. Belçika için söz gelimi hanelerin %35'e sabit kontrata sahip. Onlar doğrudan doğruya şu anki zamdan etkilenmiyorlar. Ancak sene sonunda tekrar bir hesaplama yapıldığı zaman ciddi anlamda ek ilave faturalarla karşılaşacaklar. Daha önceki yayınlarımızda bahsetmiştik. En az 3 milyon hanenin Avrupa Birliği genelinde evlerini ısıtamama tehlikesi var. Artan maliyetler ve senin de söylediğin gibi korona başta olmak üzere ekonomide yaşanan daralma sebebiyle. Bir diğer problem Avrupa Birliği'nin aslında bugünlerde konuştuğu husus Fransa ve İngiltere arasındaki kriz. Fransa ve İngiltere arasında önce balıkçılık ve göçmenlerden kaynaklanan anlaşmazlık varken artık Fransa Manş Denizi'ndeki İngiliz adalarına verdiği elektriği kesmekle tehdit etmeye başladı. Avrupa Birliği'ni de İngiltere'ye karşı Brexit sonrası müzakerelerde daha katı, daha sert olmaya çağırdı. Bir taraftan artan elektrik fiyatlarından bahsediyoruz. Bir taraftan da enerjinin ve elektriğin aslında diplomatik ilişkilerde
hala bir silah olarak kullanıldığını hem Avrupa içinde hem de Rusya-Avrupa ilişkilerinde görüyoruz. Evet, artan enerji maliyetleri Avrupa'da hangi etkileri yaratıyor? Sokağa etkilerini konuştuk. Döndü Sarışık Brüksel'den aktardı. Sevgili seyirciler, şimdi enerji maliyetleri artıyor. Dolayısıyla gündeme ne geliyor? Alternatif enerji kaynakları. Türkiye'de bu yönde son yıllarda son derece önemli adımlar attı. Özellikle rüzgar enerjisi konusunda. Yılın ilk yarısında sevgili seyirciler 1280 megawattlık yeni güç devreye alındı. Bu ne anlama geliyor? Enerji sistemler açısından hemen dönelim Gaziantep'e. Nurdağ'ında muhabir arkadaşımız işte o rüzgar santrallerinde bizi bekliyor. Bize anlatacak bu ne anlama geliyor dedik. 1280 megawatt Türkiye'nin enerji ihtiyacının ne kadarını karşılıyor? Bundan sonraki projeksiyonlar neler? Rüzgar enerjisi ne anlama geliyor, ne ifade ediyor? Özellikle artan enerji maliyetlerini konuştuğumuz bu günlerde senden alalım detayları Levent Nacar. Evet, Türkiye Enerji'de sepet modelini uygulamakla ne kadar doğru bir iş yaptığını işte bugünlerde özellikle koronavirüs nedeniyle dünya ekonomileri daralırken ya da enerji krizleri yaşanırken çok daha değerli hale geldiği anlaşılıyor. Şöyle ki Türkiye'nin enerji sepetinin içinde hidroelektrik santralleri var, rüzgar enerji santralleri, güneş enerji santralleri, jeotermal santraller var. Ve nükleer santral de var. O da 2023 yılında devreye girecek ve Türkiye şu an yenilenebilir enerji kaynaklarından toplam elektrik üretiminin yarısını karşılıyor. Yani 100 bin megawatt olan, 105 bin megawatt olan enerji üretiminin yarısını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılıyor. Bu alanda da en önemli kalemlerden biri rüzgar enerjisi. Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki kurulu gücü 10.585 megawatt ve bununla Avrupa'da 6. sırada. Şu an Türkiye'de 24 rüzgar santrali de, rüzgar enerji santrali de inşa ediliyor. Onların toplam gücü de 926 megawatt. Onlar da yaklaşık 1-1,5 yıllık sürede devreye girecek. Yılın ilk 6 ayı döneminde, ilk 6 ayında örneğin rüzgar enerjisiyle üretilen elektrik sayesinde 13 milyon 751 bin 842 megawatt saatlik elektrik üretildi ve Türkiye yılın ilk yarısında toplam elektriğinin %9,22'sini rüzgar enerjisinden karşıladı ki bu oran ortalamalarda genelde %10 seviyesinde. İşte Türkiye rüzgar enerjisi alanında özellikle Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Manisa gibi illerde rüzgar enerji santralleri var. Bizim bulunduğumuz Antep, Nurdağ, Osmaniye, Hatay yöresinde de çok fazla rüzgar enerji santrali var. Çünkü buralar rüzgar enerjisi bakımından son derece verimli. Biliyorsunuz güneş enerjisi alanında da zaten dünyanın en şanslı ülkelerinden birindeyiz. Bir de rüzgar enerjisi alanında şöyle bir şansımız oldu. Şimdi bu gördüğünüz tribünler yaklaşık 3,5 megawatt gücündeki tribünler. Artık bu türbinler varken Türkiye'nin tahmini potansiyeli 48 bin 50 bin megawattı. Ama şimdi rüzgar enerjisindeki potansiyeli 100 bin megawatta çıktı. Çünkü artık 5,5-6 megawatt gücünde karada yeni nesil rüzgar türbinleri var. Onlar kullanıldığında Türkiye'nin işte potansiyeli 100 bin megawattlarda. Türkiye gerek rüzgar enerjisi alanında olsun, gerek güneş enerji santralleri olsun, jeotermal enerji alanında olsun çok ciddi yatırımlar yaptı. Örneğin rüzgar enerjisi alanındaki gücü 2002'lerde sadece 19 megawattı. 2002'de 19 megawattı. Bugün 10.500 megawattlardan bahsediyoruz. Özellikle güneş enerjisinde her yıl 1000 megawatt, rüzgar enerjisinde de 1000 megawattlık yatırım yaparak önümüzdeki 10 yılda gücünü 20 bin megawattlara taşımak istiyor. Yani Türkiye enerjide sepet modelini uygulamakla ne kadar doğru bir iş yaptığını, özellikle petrol fiyatlarının yükseldiği, dünyada enerji krizinin yaşandığı bir dönemde görüyoruz. Ve bu yolda da yatırımlar artarak devam edecek. Yeni ihaleler var, yeni yarışmalar var, yeni rüzgar enerji santralleri de önümüzdeki günlerde devreye girecek Coşkun Özen. Evet, enerjide bağımsızlık son derece önemli. Dışa bağımlılığı azaltacak bu adımlarda Türkiye açısından önem taşıyor. Elektrik ihtiyacımızın %10'u neredeyse artık rüzgar santrallerinden karşılanıyor. Levent Nacar çok teşekkürler. Gaziantep Nurdağ'dan bizimle paylaştı sevgili seyirciler Türkiye'nin rüzgar enerjisine attığı bu adımları.
Avrupa Birliği Batı Balkanlar Zirvesi sevgili seyirciler AB dönem başkanı Slovenya'nın Brdo kentinde bugün bir araya geliyor. AB yönetimi zirvede stratejik önem verdiği Batı Balkanlar'da ilişkilerin geliştirilmesini amaçlıyor. Zirveye 6 Batı Balkan ülke lideri katılıyor. Şimdi Saraybosna'ya gidelim. Muhabir arkadaşımız Ufuk Şahin'le konuşacağız. Bu zirvenin önemini Batı Balkanlar Avrupa Birliği açısından ne ifade ediyor? Zirvede öne çıkacak konular, başlıklar neler olacak? Senden alalım detayları. Ufuk Şahin, sanıyorum beni duyamadın ama ben sorumu bir kez daha tekrarlayayım. Ufuk Şahin, zirve toplanıyor dedik, evet. Avrupa Birliği ile Batı Balkan Avrupa ülkeleri Birliği arasında. Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri AB dönem başkanı Slovenya'nın ev sahipliğinde Batı Balkan ülkelerinin liderleriyle bir zirve gerçekleştiriyor. İşte bu zirveye Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova, Karadağ, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'dan ülke temsilcileri katılıyor. Tabii bugün gerçekleştirilen zirve öncesinde liderler dün gayri resmi akşam yemeğinde bir araya geldi. İşte bu akşam yemeğine Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Charles Michel de eşlik etti. Önemli konular ele alındı akşam yemeğinde. İşte bu başlıklar arasında ABD ve Çin ile ilişkiler, Afganistan'daki son gelişmelerle birlikte ABD ve İngiltere'nin Hint-Pasifik bölgesinde sağladığı askeri ittifak konuları ele alındı. Tabii bugün gerçekleştirilen zirvede de 3 önemli madde öne çıkıyor. Bunlar güvenlik, yatırım ve genişleme. Özellikle genişleme konusunun Avrupa Birliği gündemini önemli ölçüde meşgul edeceği ifade ediliyor. Keza dönem başkanı Slovenya'nın sonuç bildirisine 2030 yılına kadar genişlemede atılacak adımları içeren bir ifade koymak istediği, ancak bunun bazı Avrupa Birliği ülkelerince istenmediği yönünde açıklamalar ifade edildi. Tabii bu 6 Batı Balkan ülkesinin genişleme konusuna, genişlemede atılacak adımlara da bağlılıkları yazılı olarak ayrıca teyit edilecek. İşte bu durumda özellikle son dönemde bölgede Batı Balkanlar'da genişleme konusunda herhangi bir ilerleme kaydedemeyen Avrupa Birliği'nde önemli ölçüde bir endişe oluşturdu. Avrupa Birliği özellikle Türkiye, Rusya ve Çin'in bölgedeki etkisi ve nüfuzunun artmasından endişe ediyor. İşte bütün bu konular bugün düzenlenen, Slovenya'da düzenlenen Batı Balkanlar zirvesinde ele alınıyor. Şahin Saraybosna'dan aktardı. Avrupa Birliği Batı Balkanlar zirvesinde ele alınan konuların ayrıntılarını. Sevgili seyirciler, dünyanın gündemini canlı bağlantılarla tutmaya devam edeceğiz nabzını. İsrail'e gideceğiz şimdi. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, sevgili seyirciler, ülkesinin adını açıklayamayacağı bazı ülkelerle normalleşme anlaşmaları imzalama sürecinde olduğunu ileri sürdü. İsim vermedi, hangi ülkeler olduğunu söylemedi ama biz onu şimdi soracağız. Kime? Kudüs temsilcimiz Kubilay Çakır'a. Kubilay Çakır, geçtiğimiz yılın son aylarında Amerika Birleşik Devletleri'nin de girişimi ve desteğiyle İsrail, bazı Arap ülkeleriyle, Suudi Arabistan, Bahreyn, Fas, Sudan'la normalleşme anlaşmalarını imzalamıştı. Şimdi yeni anlaşma sinyallerini Dışişleri Bakanı açıkladı ama isim vermedi. Hangi ülkeler olabilir diye sana soralım. Senin eminim tahminlerin vardır ve bu açıklamanın detaylarını tabii ki. Evet, aslında bu açıklama yayılırken, yani İsrail Dışişleri Bakanı Amerika'daki İsrail dolayısıyla yaptığı görüşme sırasında gerçekleşti. Burada kesin meselesiyle alakalı soru sormuşlar İsrail Dışişleri Bakanı'na. Yani kesin meselesiyle İsrail'in bunu sormuşlardı. Çünkü Birleşmiş Milletler konuşması sırasında İsrail Başbakanı Naftali Bennett kesin meselesine çok değinmemişti. Hatta şöyle bir ifadesi olmuştu. İsrailler sabah uyandıkları zaman bu meseleyi, yani kesin İsrail meselesini güçlere uyanmıyorlar demişti. Sonrasında diplomatlar İsrail Başbakanı'nın kesinlerin yok saymadığını ifade eden mealen bir açıklama yaptılar. Yair Lapid'in bu noktadaki açıklaması biraz iç politikaya da yönelik aslında bakarsınız. Yani Naftali Bennett'ten, İsrail Başbakanı'ndan farklı olarak kendisinin meselesine yönelik olarak bir girişimde bulunacağını ve aynı zamanda da bu normalleşme anlaşmalarının Filistin meselesinin yerine düşünmediğini ifade ederken böyle bir şey söyledi. Tam olarak isim vermek istemiyorum ama normalleşme anlaşmalarında tabii sürdürmek için Amerika ile, Bahreyn ile, Birleşik Arap Emirlikleri ile ve
faslı çalışma halindeyiz. Hali hazırda yakın zamanda onlarla normalleşme anlaşmaları imzalamış İsrail. Yeni ülkelerin katılacağını söylemişti. Sudan'ın içinde belirttiği daha önce böyle bir katılma olmuştu. Suudi Arabistan bir dönem geçti ancak son dönemdeki politika değişiklikleri bu konuda da soru işaretleri doğuruyor. Hatta Netanyahu döneminde İsrail'in eski başbakanı Benjamin Netanyahu Suudi Arabistan'a gitmişti. Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi'yle görüşmeye. Ancak şu an için bunun ne kadar gerçek doğru olduğunu bilmiyoruz. Hükümet de değişti hali hazırda. Bu diğer bazı ülkelerden de bahsediyor ancak bunların hepsi tabii ki henüz netleşmediğini. Zaten İsrail'in de bu noktada yeni hükümetin normalleşme anlaşmalarının devam etmek yönelik bir niyetin olduğunu İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamasından duyuyoruz. Ancak buradaki açıklama biraz daha kesin meselesine yönelikti. Çünkü İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklaması şu açıdan önemli. 2 yıl sonra, yaklaşık 1,5 yıl sonra kendisi başbakan olacak. Çünkü koalisyonda gerçekten İsrail koalisyonu 8 partiden oluşuyor ve çok farklı eğilimlerde, İsrail meselesi konusunda çok farklı eğilimlere sahip kişiler var bu koalisyonda. Örneğin Sol Parti var, daha önce İsrail liderlerle görüşmüş ancak mevcut İsrail Başbakanı tamamen İsrail'in bağımsızlığına karşı bir isim, Naftali Bennett. Yair Lapid ise bu noktada İsrail'le görüşmeleri ve iki devlet çözümü savunan bir tutum sergiliyor genel itibariyle. Açıklama aslına bakarsanız diğer Arap ülkeleriyle normalleşmekten ziyade biraz da İsrail meselesine yönelikli ve iç politikadaki bir anlamda İsrail meselesine yönelik özellikle olarak farklı bir tutumu ifade ediyordu. Bu minvalde değerlendirmek gerekiyor İsrail Dışişleri Bakanı yayınladığı açıklamasını. Bu da bize şunu söylüyor aslına bakarsanız, koalisyondaki farklı görüşlerin ve bu farklılıkları vurgulayan bir açıklama olduğunu ve 1,5 yıl sonra yayınla bir mevcut İsrail Dışişleri Bakanı başbakan olduğunda dönüşümlü başbakanlık sebebiyle başbakanlığa geldiğinde İsrail meselesinde de farklı gelişmeler olabileceğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda normalleşme anlaşmaları da Arap yönetimleriyle de normalleşme anlaşmalarında da bir önceki hükümette yani Netanyahu hükümetine benzer bir ilerleme görme ihtimali var diyebiliriz. Hülya Çakır'dan aldık bilgileri. İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları önemliydi. Yeni normalleşme adımları olabilir dedi ama İsrail-Filistin meselesinde asıl önemli gelişmeler önümüzdeki dönemde yaşanabilir dedi Kubilay Çakır. Sevgili seyirciler, şimdi biraz soluklanalım, canlı bağlantılara ara verelim. Türk dünyasındaki gelişmeleri hızlıca bir görelim. Ardından yine aynı tempoyla canlı bağlantılarla bültenimiz devam edecek. Türk dünyası hukuk alanında işbirliklerini güçlendiriyor. Türkiye Adalet Akademisi, yargı eğitim mensuplarını Ankara'da bir araya getirdi. Toplantıda Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'dan gelen yargı mensupları eğitim alanında bilgi alışverişi yapacak. Azerbaycan'da küresel salgın koronavirüs dolayısıyla bazı işyerleri ve camilerde tedbir alındı. İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in Bakü ofisinin de kapatılan yerler arasında olduğu bildirildi. Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde her yıl toplu sünnet töreni düzenleniyor. Bu yılki törende 100 çocuk üniversite hastanesinde sünnet edildi. Kazakistan ve Türkiye arasındaki ortak projelere bir yenisi daha eklendi. Türk şirketinin girişimiyle ülkenin Jambal bölgesinde ilk soda külü fabrikasının inşaatına başlandı. Fabrikanın açılışıyla Kazakistan'ın dünyanın önde gelen soda külü üreticileri arasına girmesi bekleniyor. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov, Özbekistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette iki ülke arasında devam eden ikili ve bölgesel işbirliği konuları görüşüldü. Türkmen-Özbek Ekonomik Forumu'nda ise çok sayıda anlaşma imzalandı. Önemli bir gelişme. Azerbaycan yolcu uçakları uzun sürenin ardından sevgili seyirciler ilk kez Ermenistan hava sahasını kullanmaya başladı. Azerbaycan Hava Yolları bugün gerçekleşen Bakü-Nahçıvan istikametindeki seferini Ermenistan üzerinden tamamladı. Ayrıntıları alacağız şimdi. Bakü muhabirimiz Fatih Avanos'tan. Coşkun Özen, önemli bir gelişmeydi. Sabah saatlerinde Azerbaycan Hava Yolları Azal'dan resmi bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre Bakü-Nahçıvan-Bakü seferi, yani Bakü'den her gün düzenli olarak aslında düzenlenen seferler, Nahçıvan'a seferler ve Nahçıvan'dan tekrar Bakü'ye dönüş seferi. Bu iki seferin
Ermenistan arazisi hava sahası kullanılarak gerçekleştiği bildirildi. 1988'de olayların başlamasıyla, Sovyetlerin dağılma sürecine girmesiyle Karabağ sorunu gündeme gelmişti. Ermenistan'ın bölge işgali vardı. İşte o tarihten bu yana kadar da Azerbaycan Zengezur koridorunu, o 40 kilometrelik Ermenistan toprağını ve hava sahasını kullanamıyordu. Peki ne yapıyordu Azerbaycan? Biraz daha güneyden İran hava sahasını kullanarak Nahçıvan'la uçuşlarını gerçekleştiriyordu. İşte Karabağ'ın ikinci savaşı da geçtiğimiz yıl sona eren o savaştan sonra Azerbaycan Hava Yolları savaşın bitmesiyle birlikte Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın da kuralları çerçevesinde Zengezur koridorundaki hava sahası kullanılmıştır denildi Bakü-Nahçıvan ve Nahçıvan-Bakü seferlerinde. Bu bir ilk oluyor sizin de ifade ettiğiniz gibi uzunca bir zaman sonra ve bu seferle birlikte Azerbaycan Hava Yolları gerek vakitten gerekse de yakıttan tasarruf ettiklerini bildirdi ve yapılan açıklamada bu uçuşların tek taraflı olmadığı, Ermenistan'ın da uluslararası hava koridorlarını kullanabileceğini ve yani Azerbaycan hava yollarından, Azerbaycan hava sahasından geçen bu koridorlardan istifade edebileceği ifade edildi. Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın kurallarına uygun olarak bölgenin hava sahası ve bütün hava koridoru artık uçuşlara açıktır denildi. Çünkü savaşın bitmesiyle birlikte aslında alınan tedbirlerin de kaldırıldı. Bundan sonra hayatın orada normale döneceği ifade edildi. Azerbaycan uluslararası anlaşmalara uygun olarak Zengezur koridorunun üzerindeki hava sahasından istifade ederek de artık uçuşlarını yerine getiriyor denildi Azerbaycan Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada. Tabii dün İran tarafında basınında ve yine sosyal medyada İran'ın askeri yollarla Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na Nahçıvan'a yönelik hava sahasını kapattığı ifade edilmişti. Tam bu alınan karar, eğer doğruysa ki resmi bir açıklama yok Azerbaycan'dan, bunun üzerine bir gün sonra Azerbaycan'ın Zengezur koridorunu kullanması da gerçekten manidar görünüyor. Yakın zamanda bu soru işareti de ortadan kalkacaktır. Ama şimdilik Ermenistan tarafı Azerbaycan hava sahasını henüz kullanmış değil. Fakat Azerbaycan 6 Ekim sabahı itibariyle Zengezur koridorunun bulunduğu o 40 kilometrelik alanda Ermenistan hava sahasını kullanmaya başladı Coşkun Özen. Önemli bir gelişmeydi. Ayrıntıları Bakü'den Fatih Avanos aktardı. Sıcağı sıcağına sevgili seyirciler. Kardeş coğrafyada, ata yurdunda soluklanmaya devam edelim. Şimdiki durağımız Kazakistan. Kazakistan Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği heyetini kabul etti. Heyet Kazakistan'da temaslarda bulunuyor bir süredir. ABD'nin büyükelçisi de Cumhurbaşkanı'na veda ziyaretinde bulundu Tokayev'e. Detayları alalım şimdi. Nursultan'a gidelim. Nursultan muhabirimiz Caner Salıbay karşımızda. Kazakistan gündeminde neler konuşuluyor, öne çıkan başlıklar neler? Ben bir kısmını anlattım ama detayları senden alalım. Teşekkürler Coşkun Özen. Evet, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Avrupa Birliği İnsan Hakları Özel Temsilcisi İmon Gilmor ve Avrupa Birliği'nin Orta Asya Özel Temsilcisi Terry Hakalo'yu kabul etti. Görüşme sırasında Kazakistan ve Avrupa Birliği işbirliğini daha da geliştirme konusu ele alındı. Ayrıca bölgesel güvenlik konuları da masaya yatırıldı. Devlet Başkanı AB heyetine ülkemizdeki siyasi ve ekonomik reformların yanı sıra Afganistan'a insan yardım sağlanmaya yönelik tedbirler hakkında bilgi verdi. Avrupa Birliği'nin İnsan Hakları Özel Temsilcisi Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın Brüksel'e yapacağı ziyaretin ikili ilişkileri geliştirmede önemli rol alacağını da dile getirdi diyelim. Öte yandan Cumhurbaşkanı ABD'nin Kazakistan Büyükelçisi William Mosser'ı ülkedeki diplomatik görevinin sona ermesi vesilesiyle kabul etti. Tokayev, Kazakistan ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerinin gelişmesine yaptığı katkılarından dolayı Mosser'e teşekkürlerini sundu. Taraflar ayrıca Afganistan'daki durum dahil olmak üzere ikili işbirliğinin çeşitli konularını masaya yatırdı. Görüşme sonrasında Tokayev Mosser'a teşekkür belgesi ve bir özel ödül verdi diyelim. Öte yandan bugün Kazakistan başkenti Nursultan Dünya ve Geleneksel Dinler Liderleri Kongre Sekreterliği'nin toplantısına ev sahipliği yapıyor. Bu sekreterlik kongre
kongrenin çalışma organı sayılıyor. Toplantıya İslam, Hristiyanlık, Yahudilik dahil olmak üzere bir dizi çeşitli dinlerin temsilcileri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katılıyor. Toplantı Kazakistan Parlamento Senatı Başkanı Maulen Aşınbayev'in başkanlığında yapılıyor. Aşınbayev toplantı sırasında forumun en acil konuların masaya yatırıldığı bir uluslararası platforma dönüştüğünü dile getirdi. Ayrıca yıllık olarak toplanan bu sekreterliğin faaliyetleri, geleneksel dinler liderleri kongresi kararlamalarının uygulanması ve bir sonraki toplantı tarihini belirlemek, ayrıca hazırlıkları sağlamak olduğu açıklandı. Kongre ilk olarak 2003 yılında Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in girişimiyle toplandı. Ayrıca Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev de bu forumunun faaliyetlerine özel önem veriyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Çok teşekkürler Caner Salıbay. Nursultan'dan aldık Kazakistan gündemini. Şimdi Özbekistan'a gideceğiz. Sevgili seyirciler, Taşkent'te tekstil makineleri fuarı başladı. Türkiye'den de çok sayıda firma katılıyor. Yaklaşık 30 firma işte bu fuarda yer alıyor. Dönelim şimdi Taşkent'e. Bize Şahrukbek Alimov o fuardan izlenimlerini aktaracak. Özbekistan'da sonbahar ve biliyorsunuz Özbekistan'da sonbaharda fuarların mevsimi de diyebiliriz ve Özbekistan'da bugün Taşkent'te Orta Asya tekstil makineleri ve aksesuarları fuarı başladı. Biraz da bu fuardan görüntüleri aktaralım. Şu anda dünyanın 12 ülkesinden toplam 100 şirket katılıyor ve bugün fuarın birinci günü ve birinci günde bile satış yapıldığını görebiliyoruz. Şurada bu makine satıldığına ilişkin bilgiler yazılıyor. Dedik ki işte 3 gün devamında bu fuar faaliyet gösterecek ve fuarda Türkiye en çok katılım sağlıyor ve toplam 28 şirket bu fuara Türkiye'den bizzat katılarak ürünlerini ve hizmetlerini tanıtıyor. Ayrıca bayilikler sayesinde de Türk şirketlerinin katıldığını görüyoruz. Burada da tekstil makineleri ve parçalarını da görüyoruz. Ayrıca dediğimiz gibi çok büyük bir ilgi görülüyor bu fuarda. Çünkü Özbekistan'ın devlet politikası da buna yön veriyor, teşvik ediyor. Artık ülkede ham madde değil, hazır ürün halinde satışlar yapılmasını devlet de istiyor ve toplum da bunun için, özel sektör de bunun için faaliyetleri yapıyor. Bunun dışında Türkiye dışında Almanya ve Avrupa'nın diğer ülkelerinden de tekstil fabrikaları katılım sağlıyor ve burada ürünlerini ve hizmetlerini tanıtıyorlar. Bu fuar 3 gün devam edecek ve fuar sayesinde dediğimiz gibi Özbekistan'daki tekstil ürünlerinin, tekstil sanayisinin gelişmesi için bir takım anlaşmalar yapılacak ve Özbekistan'da artık ham madde değil, hazır ürün halinde tekstil ürünlerinin ihracatı yapılması için işlemler yapılacak. Bugün görüşmeler devam edecek ve 3 gün boyunca iş adamları, tekstilciler ve diğer sektör mensupları burada faaliyetlerini geliştirmek için bir takım görüşmeler yapacaklar ve yapıyorlar da. Bugün birinci günde dediğimiz gibi bir takım anlaşmalar da imzalandı ve şu an gördüğünüz gibi görüşmeler devam ediyor. 3 gün boyunca Özbekistan'da tekstil ürünleri fuarı devam edecek diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet, Taşkent Fuar ve Kongre Merkezi, işte fuarlar yeniden başladı. Salgının etkileri de giderek azalıyor tabii Özbekistan'da da. Ayrıntıları aldık. Önemli bir fuar, tekstil makineleri fuarı. Sevgili seyirciler, Taşkent'ten aktardı Şahrukbek Alimov. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye'den iş gücü göçünün 60. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Steinmeier, geldikleri dönemde misafir işçi olarak anılan Türklerin hikayelerinin ders kitaplarında yer alması önerisinde bulundu. Etkinliğin sonunda ise sevgili seyirciler, Müslüm Gürses'in parçasını büyük bir keyifle dinledi. Almanya Türk toplumu Almanya ile Türkiye arasında imzalanan iş gücü anlaşmasının 60. yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenledi. Etkinliğe Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier eşiyle birlikte katıldı. Almanya Cumhurbaşkanı konuşmasına Nazım Hikmet'ten "Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine" dizelerini alıntılayarak başladı. Steinmeier, çalışkanlıkları, tutkuları ve insanlıkları ülkemizi bugünkü durumuna getirdi. Bu nedenle onlara sonsuz müteşekkirim dedi. Bir de çağrıda bulundu. Misafir işçilerin hikayeleri okul kitaplarında hak ettikleri yeri almalı. Onların hikayelerini ülkemiz tarihinin ayrılmaz parçası olarak anlattığımızda hepimizin tarihini anlayabiliriz.
nicht gerecht. Erst wenn Steinmeier Türklere Almanya'daki toplumu birlikte şekillendirme çağrısı da yaptı. Sizin için ayrılmış olan yeri alın, tam ortadaki yeri ve onu doldurun. Bu toplumun şekillendirilmesine katılın. Zira bu sizin toplumunuz. Etkinliğin sonunda sahne alan sanatçılar, Türklerin Almanya'ya geldiğinde sıkça dinlediği parçaları seslendirdi. Sevda O parçalardan biri de Müslüm Gürses'in Sevda Yüklü Kervanlar şarkısıydı. Cumhurbaşkanı Steinmeier de parçayı büyük bir dikkat ve beğeniyle dinledi. Ukrayna sevgili seyirciler aralarında Rus vatandaşlarının da bulunduğu 95 kişiyi yaptırım listesine aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Rusya'ya yönelik çeşitli yaptırımları yürürlüğe koydu. Bu kapsamda 95 kişilik bir liste açıklandı. Bu kişilerin ülkeye girmeleri süresiz yasaklanacak ve mal varlıkları dondurulacak. Ayrıca 3 Rus ve 1 Singapur firması da ekonomik yaptırım listesine alındı. Rusya aralarında Kırım'ın da bulunduğu bazı bölgelerde geçen ay yerel seçimler yapmış. Ukrayna yönetimi de Rusya'nın Kırım'da seçim yapmasına uluslararası hukukun ihlal edildiği gerekçesiyle itiraz etmişti. Çin'in Tianwen-1 görevi kapsamında Mars'a gönderdiği keşif araçlarının güneş kesintisi nedeniyle faaliyetlerine ara verildiği bildirildi. Çin Ulusal Uzay İdaresi Yörünge Uydusu, iniş aracı ve gezgin robottan oluşan araçların Eylül ortasından bu yana uyku durumunda olduğunu duyurdu. Mars ve Dünya'nın Güneş'in iki ayrı tarafında konumlandığı ve artan radyasyon nedeniyle iki gezegen arasında iletişimin kesildiği durumu ifade eden güneş kesintisinin Ekim ortasına kadar süreceği kaydedildi. Tianwen-1, 23 Temmuz 2020'de fırlatılmış, keşif araçları 10 Şubat 2021'de Kızıl Gezegen'e ulaşmıştı. Çince göklerdeki hakikati aramak anlamına gelen Tianwen, adını M.Ö. 4. yüzyılda yaşamış Çinli şair Chu Yuan'in dizelerinden alıyor. Çin, son yıllarda uydu teknolojisi ve insanlı uzay seferleriyle Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın öncülük ettiği uzay yarışında yeni güç olarak ortaya çıkıyor. Sevgili seyirciler, Rusya uzayda çekeceği film için ilk adımı attı. The Challenge isimli filmin çekimi için uzaya ekip gönderdi. Soyuz MS-19 uzay mekiğinin taşıdığı ekip uzay istasyonuna ulaştı. Ekibin ilk görüntüleri paylaşıldı. Kült filmlerle sinema tarihini şekillendiren Rusya bu kez uzayda film çekmek için harekete geçti. The Challenge filmi için ekibini uzaya gönderdi. Film uzayda çekilecek ilk uzun metrajlı film olacak. Kazakistan'ın Baykonur üstünden uzaya fırlatılan Soyuz MS-19 uzay mekiği Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. Oyuncu Yulia Peresil, rejisör ve kameraman Klim Shipenko ve Rus kozmonot Anton Shkaplerov'un istasyondaki astronotlarla görüntüleri paylaşıldı. Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, The Challenge filminin sinema tarihinde profesyonel bir oyuncu tarafından uzayda çekilecek ilk uzun metraj film olacağını açıkladı. Film, Rusya Uzay Ajansı ile Pervi Kanal ve bir yapım şirketinin ortak projesi. Film ekibi çekim öncesinde Yuri Gagarin Kozmonot Hazırlama Merkezi'nde özel eğitim aldı. Proje eleştirileri de beraberinde getirdi. Konunun uzmanları bu kadar kısa hazırlık süresinden sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na tecrübesiz kişilerin yollanmasının riskli olduğunu savunuyor. En çok konuşulan konulardan biri de film ekibinin uçuşu nedeniyle yıllardır hazırlanan kozmonotların uçuşlarının ertelenmesi ve uzayda yapılan bilimsel çalışmaların bu yüzden kesintiye uğrayacağı yönündeki iddialar. Sosyal medyada ise dünyada film setinde daha güzel ve kaliteli film çekme şansı varken bu kadar pahalı bir yolun seçilmesi eleştirildi. Çekim ekibinin 17 Ekim'de dünyaya dönmesi bekleniyor. Bu haberle birlikte Avrasya gündeminin bugün de sonuna geldik. Sevgili seyirciler, yarın yine aynı saatte dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle biz karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.